kanserden hayatını kaybetti. Oğlumuz gayet güzel oyuncu varisi. Bu kızımız da çok iyi. Bu kızımız da Gerçi bu sadist olmuş ama. Hadi eğitelim seni. Hadi seni eğitelim. Umarım bir örgütleşme olmaz. Ee, Hırvat Katolik diyor özgürlükçü yapma gözünü seveyim niye arttı? İtalya İtalya'da spotlu bu bu niye? Bu niye böyle? Alebi bu böyle. Hı hı. Hmm, karakterimin yeni, ittifak kurabiliyor muyuz seninle? Seni biraz etkileyelim. Belki bir işe yarar. Şu güçlü abiler, aynen şunları bir koyalım. Seni koyduk. Sana para gönderdik. Sen biz ancak diplomasi de işe yararsın. Aynen öyle. Sen güçlü bir abiydin. Sana şöyle verdik. Seni başı yaptık. Ha güzel bak. Sen de 23 idare. Gayet güzel. Kapua Cumhuriyeti. Kültürümüzü biraz daha yayabiliriz belki. Öyle düşünüyorum artık. Şurayı yapabiliriz değil mi? Tamam burayı yapabiliriz. İyi olur. Şöyle yükseltebiliriz burayı. Ama önce tabii şu savaşı da bir bitirelim. Hani marjinal bizde. E tabi belli. Otorite o da. Karantinalık bir durum yok sanki. Abicim iyileşsek güzel olur aslında biliyor musun ya? Hı? Bağımsızlık. Niye bağımsızlıkçı örgütleşme? Sen benim dejur vasalımsın. Anatolikon despotluğu. Geçmiş olsun canım. Anatolikon despotluğu mu? Gürcistan mı? Sen burayı mı aldın? Ey. Kötü. Armenyak böyle. Hı. E bu savaşı bitirebiliriz bence. Eniştesi kayınbiraderi. İttifak kurabiliriz. Hadi bitir oğlum şu savaşı. Heh. Teşekkürler. Seni şöyle vasalım yapacağım. Tamam. Çok güzel. Seni şöyle despota aktaracağım. Despot benden çok hoşlanacak. Özgürlükçü o 16 kişi. Çok fazla çok fazlaymış. Ee, harbi harbi çok fazla. <laughs> yani e, burada Sicilya var gerçi değil mi? Hı. Hmm. Şöyle dejur acaba diyorum ya bunu böyle sana aktarsak nasıl olur komple? Ha? güzel olur mu? Ya diyelim ki Sicilya'yı sen kontrol et. Var mı Sicilya'dan vasallar? Ha, varmış sanki biraz. Sen de bunlardan biri misin? İnziva'dan çıkabiliriz aslında değil mi? Hastalık var mı bir yerde? İnziva'dan çıkalım bence iyi olur. Gayet güzel görüşleri arttığı için bize karşı. Şimdilik biraz şöyle diplomasiyi arttırsak. Yolu karımızda Karımız da yakalanmış ha. Ülkemizdeki köklü naiplik sona erebilirim. Biz naip miymişiz? Peki. Seninle ittifak kurabiliriz aslında. Hiç fena olmaz. Artı yüz. <laughs> Güzel. İki tane erdemli özelliğe rağmen yani bu özgürlükçü örgütleşme niye yani? Lütfen biri bana anlatsın. Neden? 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 <laughs> Sana hediye göndermiş. Sen öleceksin zaten ama. Atina diyor. Dobruca. Sana para göndermiştik. Palmira. Burada. Sana para göndermiş miydik? Hadi gönderin. Tabi de şimdi kısa hüküm olayı da var. Gene mi geldin? Uh. Oh. Bunlar birleşsinler. Denetmeni seçtik. Bu abimiz iyice güzel. Gayet iyi. Ha kendisi bir dakika katıla, katılamıyor değil mi? Çünkü aciz. Evet aciz olduğu için örgütleşmeye katılamıyor. Dolayısıyla çok da etkilemeye gerek var mı bilmiyorum kendisini. Şöyle daha güçlü, daha şöyle bir abi mesela. Yok, hapsetme. Aman hapsetmeyeceğim. Komutan yok. Ha. O zaman şöyle. Şöyle bir tane ne bileyim paralı asker. E, aldık şöyle. Bunların üstüne gitsin. Güzel. Şimdi şuraya. Kızımız büyümüş. Güzel. Ha, karakterimizi şu vasılıyla aynı evlendirdik. Yahu yapmayın be. böyle ayaklanması hallettik. Eyvah. Sen ne yaptın be? Sen <laughs> Afaroz talep edebiliyormuşsun da çok güzel. Gerçekten yakışır. Bu arada Dukliaya ne oldu? Böyle mi? İnanmıyorum ya. Yani. Ya sen bunu yapacak. Mesela şu oğlumuzu bir evlendirelim o zaman. Ha, güzel. Bunlarla bunlarla yapılır. Konfedere bölünme diyor ama. Ha, oğlu var. Tam oğlu başa geçer. Sağlığımız kötü diyor bu arada. Ha, yok. Suriye Filistin eyaleti. Ha. Güzel. Bu buraya kaynadı o zaman. Böyle. Kudüs krallığı da mı kaynıyor? Kudüs krallığını şöyle kaynatabiliyor muyuz? Bir şekilde denemeye çalışalım. Mısır deneyelim. Mısır kaynasın. Biz hala iyileşemedik ha. güzel. Hekim iyileştir bizi hekim lütfen ya. Oh verem olduk çok güzel. Oh veremden kurtulduk. Çok iyi gerçekten ya. Şimdi de yine mi özgürlük çörgütleşme? Aflagon ya. Maç ve babamız için hemen hızlıca bir cenaze düzenleyebiliriz. Gayet iyi olur böyle. Allah seni kahretsin. Hani marjinal bizdik? Ne yapıyorsunuz lan siz? of <laughs> oh be. Oğlumla evlendirdik, evlendirmez olaydık ha. Bütün mahalle tren yapıyor. Bu ne? Güzel, zarif yaşlanmaya açtık. Muazzam kızıl geyik postunu yok edersek arkadaşlar 2474 dindarlık gelecek Gerek var mı ama Evet hayır neymiş bu hı hı. Misket adlı Tamam hadi bunu yok ettik bir eksiğimiz var sanki. Büyük Ceylan postu. Hadi bunu koyduk böyle. Ama sanki Sicilya'yı versem rahatları gibiyim. Hı? Sicilya'yı vereyim mi böyle komple? Nasıl olur? Hadi verdim. Hatta İtalya İmparatorluğunu da oluşturdum böyle. Mesela. Bakın kendisi artık koskoca bir kral oldu. Bu bağımsızlıkçı örgütleşmeler niye var? Hı? Niye var bunlar? Aa patlamış bunlar ha. İsa'yılar. İlginç. O zaman tamam kardeşim bak sen bağımsızlık vereceğim. Sen böyle bağımsızsın artık. Tamam. Benle uğraşmasın. Bir içerisinde ultimatom gönderebilirlermiş. Yapma gözünü seveyim ya. Yani. Deneyelim bakalım şunların üstesinden gelmeyi. Ha? Nasıl olur? Hekime diyelim ki buradaki salgının direncini arttırsın. Oh. Herkes böyle. Anlamıyorum ki. Afaros talep edeceğim lan. Tam Afaros talep edeceğim tamam Hatta seni hapseteceğim mümkünse. Kaçtı. Yürü git tamam. Tarım alanı humması güzel. Bu davetlere katılmayacağım. Şimdi Roma'yı eski haline getirmeyeceğim. Sarayı toplamayacağım. Şu özgürlükçü örgütleşmeyi bir halledeceğim önceden. Nasıl sadece düklerdi değil mi? Gönderin abi hadi. Gördüğünüz gibi o... çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Oynaymayacağım birader. Kaç kişisiniz? 24 e 21 21.000. Her türlü alırız. Bu abi biraz yaşlı. Ölecek. Ve ordusunun başında. Ay yavrum benim. araya bak. Oğlum benim ülkemde değil savaş çıktı. Yapma gözünü seveyim ya. Neyse tek başına halledersin bence. Ben yani şuradaki abileri bir haklayacağım önce. Benim başkentime mi geliyor bunlar? Gelsinler. Böyle toplanıp bana dalacaklar değil mi? Ben öyle bir şey hissediyorum. Kutsal tarikatları kullanamıyoruz. Düşmancıl mezhepten birileri savaşmıyoruz çünkü ama. Çekeriz bu paralı askerleri yanımıza. Bak 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 nasıl dalacaklar bana. Güzel. Biraz askerleri feda ettik ama. Bunlar şimdi hareketi kilitlendi tabi. Dolayısıyla böyle Maraş Ermeni bölüğünü aldık. Sonra şu Herulileri aldık. Bunların üstüne bir dalacağız. Abimizi esir ettik Bakın buradaki bir birlikte benim başkentime iniş yapacak Ancak ben 5 ay içerisinde kazanmış olduğum savaş Bu kadar basit yani ah, ah. Öncelikle canım benim Vasal savaşında teslimiyet Burası kuşatma altında Peki öyle olsun Şimdi ben kimi Kimin toprağını kimden alıyorum Bir saniye Of çok fazla vasalır. Şam düklü. Ulan keşke şu adamı tutuklayabiliyor olsaydık diye. Gider ayak idam ettik seni. Şefkatliyiz. Stres kazandık ama 42 korkunçluğumuz var. Bana kalkışmayacaktınız kardeşim. Ben öyle yaparım adamı. Hmm, Dirahyum burada. Ah be. Hmm, sen kalkıştın demek bana. Prensi'yi çektim. Eksi 73 ile bakıyor. Bir de karşılığı serbest bırak. Şimdi. Senin sözleşmen ne durumda? Güzel. Sen buraları istiyordun değil mi Can? Bak sana şöyle şöyle vereceğim. Büyük Ermenistan düklüğünü. Bura böyle senin olacak. Sonra ben de sana böyle para vereceğim. Mükemmel. Gürcistan yok tam bunlar kalkışmadı. Halep. Sen kalkışmadın sen kalkışmadın. Sen zaten okey kalkışmadın. Sen kalkışamazsın. Romanya. Ah Venedik Dükü. Ah ah Venedik Dükü. Ah. İdam etsek var ya böyle stres kazanıyoruz ha. O da kötü. Boynunu vurduk. Para verdik sana. Ben senden burayı çekiyorum. Ah be kalkıştın mı bana ya. Kötü oldu biliyor musun? alsam? Bunu da alabiliyor muyum? Aa, böyle komple alabiliyor muyduk? <laughs> böyle verdik hadi bak Sonra diyeceğim ki. Seni sürgün et. Dur dur sen prestij harcama. Ben senin savaşına katılmayı teklif edeceğim. Tamam. Sonra sana para verdim. Sözleşmen ne durumda? Gayet güzel. Sana böyle dersin falan ama Hırvatistan düklüğünü verdim. Dejur vasalım oldun sen ben. Raşka ah raşka ah. Sana şu vasalı da aktarıyorum canım. Tamam. Gayet iyi oldu. Adamlar resmen isyan ettiler ya. İnanamıyorum. Ha Düklüya ve Raşka benim elimde mi? Oo. Ee, peki o zaman bir saniye. Sen Dük... Aa Levanten diyor. Tamam baksana şöyle şuraları verdik abi. Raşka ve Dükli'ye sende. Hah. Sen tut buraları böyle. Para verdim sana. Kim kalkıştı bana Raşka? Bana başka kim kalkıştı bir bakalım. Aa sen de mi kalkıştın? İnanmıyorum. Mısırlı. Ee, seni serbest bırakacağım. Videoya karşılığı. Sana hediye göndereceğim. Tamam. Sana şöyle şurayı verdim. Dobruca Düklü'nü. Çok güzel. Arkadaşımmış. Bas bırakan. Urfa. Paranız var değil mi sizin? Tamam sizi serbest bırakıyorum. Sizi serbest bırakıyorum. Yani uğraşılmaz sizinle gerçekten. Harbi harbi uğraşılmaz. Kim kaldı başka? Hı. Hmm. Karakterimin vasalı. Güzel. Bak aktardım. %100 hoşlanıyor. <laughs> Herkes sinmiş bu arada. Korkunçluk 62 çünkü. İtalya böyle burayı kontrol ediyor. Neresi? Ya iyi. bayağı da bir toprak da abicim. Buradaki hastalık ne? ya şeysi. Çek frengisi aynen. Çek frengisi. Yani niye yani? Niye? Toplayalım askerleri. Şunları da toplayalım. Bunları da toplayalım. Almışız zaten. Çok güzel. Şimdi bu Alman ordusunu önce bir yok etmek lazım. Seni boşandıracağım. Kusura bakma yani sen. <laughs> Filipopolis düklü. Aa güzel bak hadi. Senle evlendirdik. Tamam. Gayet güzel. Afrika eyaleti. İmparatorluk çok yaşa. Ha tamamen. Peki. Ot otorite savaşı niye? Yapmayın arkadaşlar şu otorite savaşını ya. Of. Harbiden ha. Aa burası bağımsız kalmış. O zaman şöyle yapacağız. Ee, hediye göndereceğiz. Vassallık teklif et. O zaman bir tek Ancona ve Sardinya mı kalıyor? Mükemmel. Aktardım babacım sana. Tamam. Valua düklüğüyle geliyorlar. Gelsinler. Hiç, hiçbir sorun olmaz. Burada bir hastalık çıkmış. <laughs> Bizim sayemizde iyi para kazanıyor. Şunları parçalayabiliriz sanki. Gel böyle kaçmak yok. %95 bir toprak daha kuşatırsak anasını satayım burada hastalık mı var yok ha, %100 yaptık tamam harika oh çok güzel abimiz benle arkadaş mı olmaya çalışıyor yapma gözünü sevim ya yani benim buralara ihtiyacım var canım kusura bakma ya, ölü... aa ölecekmiş <laughs> e, ya dur sana para vereyim <laughs> kötü oldu ya hayatını kararttık ülkesinin yarısına fazlasını kaybetti ne yazık ki kayınbiraderimiz de o yeğeni ıh 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 bu biraz sorunlu ciddi sorun var burada ama en azından bakıyorum ha iyi çoğunlukla ortodoksa dönmüşler bu da bir şey tutsakları salalım evet şunları salalım bunlardan iyi para gelir şimdi Romalı İsa'lı e. bağımsızlıkçı örgütleşme neden yani neden neden ya tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok yani anladık sen tehlikesin ya yani millet <laughs> a Ölmüş. Uykucu despot Abdullah ölmüşe Güzel. Küresel usturlabı keşfettik. Mükemmel. Böyle savaş açabiliyormuşuz bu arada. <laughs> o da güzel. <laughs> Borca girmiş iyice. Patlatalım mı kendilerini? Gerçi kötü durumda ama. Hadi acıdım. Para gönderdim böyle. Mesela şöyle bir büyük turnuva yapılabilir. Bir okçuluk yapılır. Bir de şöyle bir güreşe gideriz. Olumsuz olaylar aynen. İyi ödüller. Şansımızı deneyelim bakalım. Sırf sağlığımızı arttırmak için. Atlamayacağız mı? Kazandık. Gayet güzel. Okçuluğu kazandık. Şövalye sayısı 4. 17 tane de şövalyemiz var. Aynen bence çekilebiliriz aslında. Güreşçi özelliğini kazandık. <laughs> Kayınbiraderimiz kazanmış. O da güzel. Çok iyi. Gayet iyi. Sana şöyle eser hediye edelim. Ödül kase. Yakışır be sana. Hatta şöyle bir tane silah verelim sana. Swab kılıcı aynı. Kullanırsın. İyi olur. Hoppa yine mi? İnzivaya çekildik. Başkenti karantinaya aldık. Güzel. Buraya gelmiş. Hastalık. Değil mi? Ben öyle anladım ama aynen buraya gelmiş. Buralara yayılmasa iyi olur aslında ama. Bir de en dirençli yerde yani kontuktaki en dirençli yerde neredeyse vurmuş. Gelişmişlik ne alemde? Buralar. Heh? Levanten. Heh, Levanten kültürü tamam çok güzel yayılmış böyle. Nallar mı sırada? Peki öyle olsun. <laughs> Buraları böyle komple alabiliyoruz değil mi? Harika. Bu hanımefendi benim normalde dejur yani meşru basalım. Ben İtalya İmparatorluğunu da tutuyorum çünkü. Kurt mu demişler bana. <laughs> Sardinya düklüyor. Peki Sardinya Krallığı için hak sahibi var mı böyle kullanabileceğimiz? Ancona düklüğü diyor. Benim vasalım olacakmış. Böyle toplu bir şekilde alaydık çok güzel olurdu ama. Deneyim mi? Hak iddiası iste. Sardinya. Düklük için isteyebiliyorum. Güzel. Mükemmel. Peki. Orsika düklüğü için kabul etmiyor. Hak iddiası Ancona düklüğü için. <laughs> 4200 dindarlık mı? Yapma gözünü seveyim. Düklük için kutsal savaş açıyor bu da. Bir sarayı toplayalım bakalım. Ne var ne yok. Gayet güzel. Bir şey yapmış. Karakterimin hak iddiaları. Peki şöyle bir şey yapsak mesela. Buraya hak iddiası istesek. Düklük için alabilirsek çok iyi olur. İtalya bölgesine tekrar bakalım. Aynen bir tek Sardinya'nın toprakları kaldı. Yani şuraları da alsak. Ah be ablacım ya. Niye benim masalım olmuyorsun? Hı? Ya ben seni topraklarını alacağım o zaman. Öyle gözükür. Masraftan kaçınmayın abicim. Geçtim hastalık. İnzivadan çık. Çok güzel. Turnuva için talim yapsak güçlü olabilir miyiz? Olmadık. Ne? Sen o savaşı kayıp mı ediyorsun? O zaman bir dakika. Ben sana bol bol hediye göndereceğim. Hıh. Sen paralı askerlerle kendine yapabiliyorsan şöyle takviye yap. Orayı ele geçir abicim sen tam. Sor bir krallığı mı? Şaka mı yapın? Buradaki 3 kontluk için mi? Neyse gerçi Polonya'da uf. Polonya'da iç savaş var. Onlar için hoş bir durum değil. Hadi aldık şunları. Bu abimiz ne oldu? İyileşir gibi oldu mu? Ferm Yok bütün düklük için alsak iyi be. Ya yine mi benim topraklarımda? Gelme, gelme, sakın. E, o zaman e, oğlumun yakalanmaması için ordunun başına geçirsem daha iyi. Seni vekil aç mı yapalım? Peki. E, canım, bunun için çok özür diliyorum. E, konseyimde vekili aç olmak güzel bir şey olabilirdi ama. E, gel buraya, gel, gel. Bana böyle komple düklük için verebilirsen çok memnun olacağım aslında ama. Burada da sağlam bir hastalık var. Şimdi nasıl olacak? Buraya yayılıyor. İyi başkentimiz iyi dayandı bu arada hastalığa. Oho <laughs> o da güzel. Gene mi geldin? Puh. Çok severim gerçekten köylü ayaklanmalarını. Ha bu mu? Tamam sen böyle takıl orada. İyi olur. Masraftan kaçınmayın abicim. Geçti mi? İyi. Aa inanmıyorum. 34 yaşında gizemli bir şekilde ölmüş. <laughs> Hayda. 34 yaşındayken gizemli bir şekilde hayatını... Hadi baksana şu vasalı aktarayım şöyle. Ben şöyle aktarıyorum. Para veriyorum sana. Tamam. Doğu Frankya'da durumlar sıkıntılı mı? Evet çok sıkıntılı hem de. Problemler var. Evet Ancona için aldık. Mükemmel. Şimdi bir de mümkünse. Şurası için almaya çalışacağım. Ordumu terse edemiyorum çünkü başka bir savaşı var. Aldık şunları. Kaçma öyle kaçma kaçma. Yok 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 yok. Tebrikler. <laughs> Ay. Sen niye bu kadar kötü? Yara üstüne yara. Stres seviyesi 2. Oo oh oh oh. oh. Böyle bir ziyafet, Destansız ziyafet. Yapabiliyor muyuz öyle bir şey? Destansı bir ziyafet başlatalım. Gelmek ister misin? Çağıramıyor muyuz? Aa kötü oldu. Çağırsaydık baya bir stres kaybederdin ama. On seviyemiz öldü mü? Mısır despotu. Bir dakika Mısır kime kaldı? Ha buradaki abi peki. Etkinliğe davet et. Gelebiliyorsan memnun olurum. Para gönderip. Ayda burada bir hastalık. Başkenti karantina ya. Ne bileyim. burada darülacizi yokmuş pek. anatomik çalışmalar. İyidir. Saray hekimini... Güzel. Baya bir stres kaybettik. Çok güzel şair olduk. Korsika'yı da alabilirsek hepsini tek savaşta alırız ya. İyi olur. Zaten kötü durumda. Şu ilmi sarayı şöyle idari sarayı da çekebiliriz. İyi olur. Oğlumuzun saray müzisyeni yaptık. Eee Cella. Hadi seni de cellat olarak atadık. Tamam mı? Saray şairi. Misafir misin? Peki gel abi. Şair var mı ya? Özellik. Ya yakınlarda yokmuş. Peki öyle olsun. Davet edildik gidelim arkadaşlar. İyi olur. Kanlı hissel. Eyvah eyvah eyvah. Kötü. Oh, 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 Umarım bir şey olmaz ya. E tabi başkenti karantinaya almamışız. Hah iyileşti. Harika. Yaşımız da 54 ha. Hop. Eşimiz öldü. Güzel. Hadi seninle evlendik. İyi oldu. Aradığım şey işte buydu. Sardinya'ya hak iddia ettik. Bütün her yere. Karakterimizin hak iddiaları. Porsika, Ancona ve Sardinya. Buraları alırsak Sardinya bizim vasalımız olmayacak. Sadece buradaki toprakları kaybetmiş olacak. Güzel. Bütün ordusu bu mu? Böyle bizim topraklarımıza intikal mi ediyor? Ee, paralı askerimiz yok muydu ya? Aa yokmuş. Al abicim en pahalısını. Bu kadar. <laughs> Bütün ordu bitti. Ama %35 sadece. Ha bir dakika buraları da alabiliriz sanki. Deneyelim kuşatmayı. Biraz zor olabilir ama. Dağlık arazi özellikle. Şurası zor olmaz gibi. Başkenti kuşatırsak alabiliriz. Yine mi hastalık? Ben yani bir şey gör. Hoppa. Şimdi burada yıldı. Oh. <laughs> bir ruhban başka bir ruhban tarafından afaroz edildi mükemmel tebrik ediyorum ha, rakip misiniz he başka birileri affedeceğim seni ya seni affedeceğim Ornu Mesir malındı ne alaka Gürcistan düklü Kont Evangelos isimli karakterin oğlum yapmayın be e, ne yaparsanız yapın tam Artık böyle yüzde beş altı skor kazanmaktan kandım. Bütün ordularımı da kaldırabilirim ama. Möger konfederasyonu mu? Hayda böyle bir krallık var mı hala? O da çok güzel. <laughs> Mükemmel gerçekten. Ay senin ben... Kaldır kaldır. Bütün orduları kaldır. İki sene önce. Tamam yeter evet. Harbiden yeter. Oh. Şimdi hanımefendi. Aa senin ünvanı fesedebiliyor edebiliyor muydum? <laughs> e, o zaman dur bir dakika sana hediye gönderdim. Ünvanı fes ediyorum can. Güzel. Ünvanı fesettik. Şimdi benim elimde kaç tane düklük var? Trakya, Selanik, Ancona, Korsika, Sardinya. ya, 5 tane var. Şimdi tabi bu benden nefret ediyor. Dolayısıyla Ancona'yı böyle kendisine verdim. Kendisi benden hoşlanıyor. Arada gönderdim. Vecchio sen burayı komple tutuyordun değil mi? para verdim. Korsika'yı komple sana veriyorum. Bir de ben seni hapis mi etmişim? Aa, sizleri hakikaten hapsetmişim. Seni de mi hapset? Şimdi sana mı versem, sana mı versem? ikinizin de hak iddiası var buralara. Hmm. Arborea Arboria diyor. Hı. Hmm. Gerçi bir dakika siz bunlarla da tam müttefik. Okey, bak burayı sana verdim böyle. Sardinya düklü. Geçmiş olsun. İtalya İmparatorluğu'nda burada görmüş olduğunuz gibi tuttuğumdan dolayı benim dejur basalım sayılıyor. Ve geldik en önemli yere. Papalığı dağıtıyoruz. Artık bir haçlı seferi riskine maruz kalmak yok. En büyük rakibimiz olan Ortodoksların inancının temeli ortadan kalkacak. Papalık müessesesi tamamen yok olacak. Kalıcı olarak yok edeceğiz. Ortodoksun şevki artacak. Ve Papa da 5. Benedik'te <laughs> Ortodoks mezhebine geçiyormuş. Çok iyi. Bütün bu üç şartı karşılıyoruz. Ve diyoruz ki... Vatikan yansın. Yüzyıllardır aşağılanmanın ve kandırılmanın sonunda... Tanrı ve hizmetkarları... Hristiyan tanrısının takipçilerinden intikamını aldı. Yani bu biraz esasında komik bir cümle yani. Bir Hristiyan başka bir Hristiyan'a diyor tabii bunu. Dünyayı bu korkaklar dininden kurtardım. Ve topraklarımız ve atalarımıza yapılan ihanetlerin intikamını aldım. Sürekli Haçlı Seferi'ne maruz kalmışız gibi yok öyle bir şey. Olabilirdi de. Kudüs'ü tuttuğumuz için üzerimize gırla gelebilirlerdi onu engelledik. Dinimizin tartışılmaz üstünlüğü karşısında eski papa Benedikt von Hardek Katolik dininden tövbe etti ve Ortodoksluk dinine geçti. Mükemmel. Aslında en komik yanı da şu bakın aşağıda yazıyor. Ölü tanrıları onları kurtarmaya gelmedi. Hah! Çünkü Katolikler İsa'yı tanrı olarak görüyor. Gerçi Ortodoksların da çok farklı olduğu söylenebilir mi bilmiyorum ama. Ama tabii sonuçta burada Hristiyanla Müslüman gibi bir düşmanlık var. Bizim sayemizde böyle bir şey oldu. Burada görmüş olduğunuz gibi bu abimiz artık yok arkadaşlar. Kendisi. <laughs> Ay, çok iyi ya. Ünvan tarihlerine bakıyoruz. <laughs> bir büyük misyon daha tamamladık. Burada görüyorsunuz İngiltere bu halde. Anju düklüğü için tabi kutsal savaş yapıyor. Lotharingia böyle. Buraları komple ortodoks yapmışlar çok iyi. Akitanya ne yazık ki. Bunun dedesi ortodokstu. Sonra babası katolikti. Kendisi de katolik oldu. Ah Akitanya. Ah Akitanya. Kötü oldu be senin için. Hı? Burası böyle komple kaldı mesela. Gasp Yok ediyorum. <laughs> Bunlar böyle patladı. <laughs> Ay çok iyi. Bunlara bir vasallık da teklif edebilirim yani. Sınır komşumuz sayılır ama yapabiliriz bence. Neden olmasın ki? Yaşımız da ileriymiş bu arada yani. Ya da şeyler çabuk geçti. Sorunlarımız olmuş. Gayet güzel. 56 yaşındayız. Sağlığımız iyi diyor ama hani ben belki bir 10 sene maksimum yaşarız diye düşünüyorum. Bu arada Augustus olmuşuz. Normalde bizim babamız Augustus'tu ama bize aktarıldı mı bu? Aktarılıyor demek ki. Evet. Demek ki bizim oğlumuz da Augustus olacak çok iyi ilerledik gerçekten. Hala da ilerlemeye devam ediyoruz. Buraya kadar iyi bir şekilde geldik. Papalığı dağıttığımız gibi önümüze artık doğru düzgün hiçbir engel çıkamaz diye düşünüyorum. Meşruiyetimiz nedense 5'ten 4'e düşmüş. Yani yaman yükselir. Hiç sorun değil. Video şimdilik burada noktalamak istiyorum. Serimiz yine birkaç video ile daha devam ediyor olacak tabii ki. Mümkünse bütün Akdeniz'i çevrelemeyi düşünüyorum. Karakterimiz Thomas ve oğlumuz Kiros ile Elimizden geldiğince bu imparatorluğu ilerleteceğiz arkadaşlar. Bütün Akdeniz'i çevreleyen gerçek bir Roma İmparatorluğu görebileceğiz. Cezayir'e kadar ulaştık da bu da bizim buradaki vasalımız sayesinde. Afrika Kralı, burada Mısır Kralı var. E bir noktada tabii topraklarımız da ciddi büyüdüğü için artık e, düklerle tıkanıyorum. Yani bir noktada belki Balkanları da şöyle bir Sırbistan ya da bir Hırvatistan kralı yapabilirim. Duruma göre bakarım. Bu Şam aldı başını gidiyor. Ee, nasıl olacak bilmiyorum. kendisi buradaki düklükleri oluşturup da verebiliriz. Ama imkan buldukça böyle saldıracak belli. Buralara. Bakın buralara kadar ben gelmedim. Ben sadece Şam ve Kudüs taraflarına geldim. Buralarda hiçbir teşebbüsüm olmadı. Tamamen Şam düklüğünün olayı bu. Buraya kadar sabredip beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünce ve geri dönüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.